Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem izleyiciler, hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu verimli, bereketli, sevabı bol olan mevsimde hepimizin istifadesinin bol olmasını Rabb-i Rahim'imizden niyaz ediyoruz. Bu akşamki dersimizde zaten isim olarak da Ramazan şükrün anahtarıdır dedik. Bu ayın bu kapıyı açması noktasında da önemli bir özelliği var. O yüzden biraz şükür risalesinden, biraz da konuyla alakalı Ramazan risalesinden bir bölümde okuyarak sohbetimize nihayet vereceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Efela yeşkurun, efela yeşkurun, senezzi şakirin, le in şekertum, le ezzidenekum, velillahi, velillah, velillahi, fe'bud ve kun mineşşakirin gibi ayetler gösteriyor ki, Üstad Hazretleri şükür risalesini bu ayet-i kerimelerden başladı, farklı surelerden ayetler. Hala şükretmezler mi? Şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Şükrederseniz nimetimi elbette arttırırım. Yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol gibi ayet-i kerimeleri şükür risalesinin başına üstadımız serlevha etmiş. İşte bu ayetler gösteriyor ki Halık-ı Rahim'in ibadından istediği en mühim iş, kullarından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip şükrü, evet bütün bu ayetler ibadını, Cenab-ı Hak kullarını şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ fermanıyla Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar ederseniz fermanıyla Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Evet, belki de Besmele'den sonra sanırım en fazla tekrar edilen ayet-i kerime فَبِئَيِّ âlâ-i rabbikümâ tükezzibân ayet-i kerimesidir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar ediyorsunuz? Dolayısıyla şükretmemekliği inkar noktasında ve inkarı da böyle dehşetli bir ifadeyle 31 defa Kur'an'da Sure-i Rahman'da zikretmekle şükürsüzlüğün, şükretmemekliğin bir tekzip, Allah'ın nimetini yalanlama ve inkar olduğunu gösteriyor. Allah muhafaza etsin. Evet, Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Kur'an-ı Hakim insanın yaratılışının neticesi olarak şükrü, onun için yaratıldık, onu gösteriyor. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Risale-i Nur'da kainat kitabına her zaman çok vurgu yapılmış. Hatta malumunuz Üstad Hazretleri Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muariften bahsederken bile bunlardan bir tanesinin kainat kitabı olduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde burada da Kur'an-ı Kerim'de bize şükrün hilkat-ı alemin neticesinin şükür olduğunu gösterdiği gibi kainat kitabı da netice-i hilkat-ı alemin en mühim bir sebebinin şükür olduğunu ifade ediyor. Yani aslında sadece Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen Kur'an değil. Evet, Kur'an yukarıda bir kısım ayetlerinden bahsettik, okuduk onları. Şükrü emrediyor. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın tekvini ayetleri hükmünde olan kainat kitabı da bize netice-i hilkat-ı alemin en mühiminin
şükür olduğunu gösterir. Nasıl? Üstadı dinleyelim. Çünkü diyor, kainata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette, kainatın oluşumu, oluşturulması, yaratılması şükrü netice verecek bir surette, her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Bakın, kainattan gaye, kainattan netice, mahlukattan netice şükür. Bunu biz Allah'ın kelamı olan Kur'an'da gördüğümüz gibi ayetleriyle, tekvini ayetleri hükmünde olan kainat kitabında da bunları görüyoruz. Yine izah ediyor üstadımız, diyor ki, çünkü hilkat-ı alemde görüyoruz ki, alemin yaratılışında, kainatın yaratılışında görüyoruz ki, mevcudat-ı alem bir daire suret tarzında teşkil edilip, alemdeki varlıklar bir daire tarzında teşkil edilip, içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Evet, bir mahlukat var ama o mahlukata baktığımız zaman onun merkezinde hayat, canlılık halk edilmiş. Bütün mevcudat, bütün varlıklar hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını, hayat için gerekli olan lazımları yetiştirir. Demek ki ondan o hayatı intihab ediyor. Yani kainat içinde hayatı merkez haline getirmiş olması, bütün mevcudatın hayata hizmet ediyor olması, Allah'ın bu yaratılıştan, bu mahlukatı, bu kainatı yaratılıştan hayatı intihab ettiğini, hayatı seçtiğini, hayatı netice olarak ürettiğini ifade ediyor. Devam ediyor. Sonra diyor, görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip, bir de canlı alemine şöyle bir baktığımız zaman, hayvanata, nebatata baktığımız zaman ne görüyoruz orada da? İnsanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Canlı alemi içerisinde de, evet, kainattaki mevcudatta hayat merkeze alınmıştı. Zihayatlar dediğimiz canlı alemi içerisinde de insanı merkeze almış Cenab-ı Hak. Adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün canlıların çalışmasının, gayretinin, bir şeyler üretmesinin, ürün ortaya koymasının arkasında insan görünüyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkarlık ve musahhar ediyor. Ona, insana hizmet ettiriyor ve insanın emrine veriyor. Onu onlara hakim ediyor. Evet, bunu görüyoruz alemde. Hayvanların ürünlerinden istifade ediyoruz. Bitkilerin ürünlerinden istifade ediyoruz. Bunu yaparken de işte Cenab-ı Hak bizi halife-i arz olarak yaratmış diyoruz. Allah'ın bize verdiği nimetlerdir diyoruz. Ve o nimetlerden Allah namına istifade ediyoruz. Çünkü Allah zihayat aleminin de merkezine insanı koymuş. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor. Canlılar içerisinde insanı seçiyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Ona hizmetmiş, insana hizmet etmiş bütün mahlukatın o efendim çalışmalarının gayretleri hep insana bakıyor. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyet de, insanlık alemi de, belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziyede rızık vaaz edilmiş. Yani bu insanlık aleminin, hatta
rızka muhtaç olmaları noktasında hayvanlar için de aynı şey geçerli. Cenab-ı Hak insanların da merkezine, etrafında toplandığı dava, iş, güç ne olmuş? Rızık merkez hükmüne gelmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip, rızka adeta aşık ettirip, onları umumen rızka kadim ve musahhar etmiş. Onları rızka hizmetkar haline getirmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Evet, yani dünya üzerine baktığımız zaman rızkın bol olduğu, nimetin bol olduğu yerde hayatın daha çok geliştiğini gerek insanların gerek hayvanların daha çok olduğu. Yani insanlık diye baktığımız zaman insanlık gelişmiş çünkü en azından ya da diğer ürünleri üretmek için işte arazileri sulamak noktasına ihtiyacı var. Ya da efendim işte denizlerde balık vesaire gibi nimetler çıkarıldığı için yine suyun kenarları ve yine ticaret de rızkın bir kaynağı olduğu için yine aynı şekilde su ve suyun kenarları bu konuda canlılığın daha yoğun olduğu yerler. Evet, Afrika'da işte belgesellerde gördüğünüz gibi yazın sıcağı başladığında mahlukat o suyu bulunan yerlere doğru yığılmaya başlıyor. Çünkü yeşil otlar da orada, içecekleri su da orada. Dolayısıyla onlara hükmeden ve onları oraya toplayan rızıktır. Bu hayvanatta böyle olduğu gibi insan da böyledir. Demek edersek İstanbul'un niye nüfusu bu kadar fazladır diye sorulursa elbette işin ve aşın fazla olduğu bir bölgedir ki insanlar daha çok oralara yığılmışlar. Yine sonuç rızkın etrafında temerküz ediyor. Onlara hükmeden rızıktır diye üstadımız ifade ediyor. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Yani tabii rızık derken bunu sadece yeme içme olarak da sınırlandırmamak lazım. Nefes almak da, oksijen alıp vermek de bir rızıktır. Efendim, dolayısıyla yani biraz daha geniş tuttuğumuz zaman demek ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tatmak için ama ilk olarak böyle yeme içme konusu gündeme geldiği için Allah'ın yaratmış olduğu çok sayıdaki rızkın tatlarını tatmak için lisanda kuvve-i zayika namında bir cihazla matmuat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Evet, demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Yani Cenab-ı Hak bize sadece o rızkın hatırına ya da rızkı anlayabilmemiz için kuvve-i zayika namında mizancıklar işte dilimizde efendim ve ona yakın olan yani ağzın iç bölgelerinin belli bölgelerinde bizim tat tomurcukları adı verilen ve farklı tatları alabilmemize vasıta olan onlu tatları beyine gönderip beynin onları algılanmasına sağlayan ve o lezzetleri, tatları anlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'a şükre bir vesile olmasının aletini, edavatını, altyapısını aslında Cenab-ı Hak bizim vücudumuza yerleştirmiş. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envaiyle manen ve maddeten halen ve kalen halimizle ve dilimizle şükürle kaimdir. Şükürle ayaktadır. Şükürle devam eder. Şükürle oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfürle ve fıtri şükrün o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor. Yani nasıl ki duanın çok nevileri varsa aslında şükrün de çok nevileri var.
Sadece ve sadece midemizdeki açlık ihtiyacı ya da efendim yediklerimizden aldığımız lezzet ve zevk fıtri bir şükür. Bu da bir şükür. Bu ama hem insanlarda olan hem hayvanlarda olan bir şükür. Ama insanların hayvanlardan farklı olarak o şükrü biraz daha ileri taşıyıp efendim onu şuurlu bir şükre dönüştürmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani hayvan o yemekten aldığı zevkle bir fıtri şükür eder. Ama insan o yediği gıdalardan almış olduğu fıtri şükrü tefekkürle birleştirip o nimeti vereni düşünüp onu tefekkür edip haliyle ve diliyle bir şükre vasıta ederse o daha mükemmel ve güzel bir şükre dönüşür. Ama eğer bunu gerçekleştirmezse o zaman buradaki ifadesiyle insan dalalet ve küfürle o fıtri şükrün mahiyetini değiştirir. Sebeplere verir, efendim sahipsiz bilir, dolayısıyla şükürden şirke doğru gider. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke, şükre davet eder ve şevkle bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder, bir şükrü manevi ettirir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetleri, mesela bir elma örneği üzerinden gidelim. Elma besleyici olabilir ama kokusu güzel olmazsa, şekli şemali görüntüsü güzel olmazsa, tam da bizim yiyebileceğimiz, hem çiğneyebileceğimiz, hem midemizde sindirebileceğimiz şekilde olmazsa yine besleyici olabilir. Ama bütün bunlar nedir? Şükrün davetçileridir. Aslında Cenab-ı Hak o elmaya yüklemiş olduğu birçok özellik ve güzellik ile bizi şükre davet ediyor ve dolayısıyla şükre davetçi olarak o özellikleri o nimetin üzerinde biriktirmiş. Buradaki tekrar okuyalım. Gayet güzel, o nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar, ondaki güzel lezzet şükrün davetçileridir. Zihayatı şevke davet eder ve şevkle bir nevi istihsan ve ihtirama, o nimeti beğenmeye ve o nimete hürmet etmeye sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder. Ve aklı başında olan insanların dikkate celbeder, istihsana, o nimetin kadrini, kıymetini bilmeye ve beğenmeye terhib eder, rağbet ettirir. Nimeti ihtirama onu teşvik eder. Nimete hürmet göstermeye onu teşvik eder. Onunla kalen ve fiilen şükre irşad ve şükrettirir. Ve şükür içinde en âli ve tatlı bir lezzeti ve zevki ona tattırır. Evet, bir nimetin kendi lezzeti ve zevki var. Ama bir de o şükretmenin bize sağladığı âli ve tatlı bir lezzet ve zevk var. Onu şimdi izah ediyor usta. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber. Evet, onu yiyeceğiz. Bir dakika, iki dakika damağımızda bir tat ve lezzet bırakacak bununla beraber. Ama arkasından başka bir lezzet var. Daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyeyi şükürle kazandırır. Evet, birisi vardır ki bu lezzetli ve güzel nimeti bize sunuyor, bize iltifat ediyor. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin, o ikram sahibi olan, o rahmet hazinelerinin ikram sahibi olan Rabbimizin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır.
Evet, birisi vardır ki bizi tanıyor, bizi biliyor, bizi düşünüyor, bizim imdadımıza koşuyor, bize merhamet ediyor, bize efendim bu lezzetli güzel nimetleri sunuyor. Madem o var, o zaman nimetin zevalinden elem çekmeye de gerek yok. İşte rızık, şükür vasıtasıyla, bütün bunları bize sağlayan nedir? Şükürdür. Şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde, şükrettiğimiz zaman, rızkı vereni düşündüğümüz zaman, bu kadar geniş, büyük bir hazine olduğu halde, şükürsüzlükle nihayet derecede sükut eder. Evet, ama şükür olmadığı zaman bu manalar gizlenir, karanlığa düşer. Bir nimet buldunuz, yediniz, biraz sonra ağzınızdaki tadı da değişti, gitti bitti. Ama rızkı verenle birlikte düşündüğümüz zaman işte o bir şükür maneviyle beraber maddi bir şükre ve dolayısıyla Allah'ın o iltifatını bize ne yapıyor? Cennetin baki bir zevkini manen bu dünyada da tattırıyor. Altıncı sözde beyan edildiği gibi lisandaki kuvve-i zayika, dildeki tat alma duygusu, hissi Cenab-ı Hak hesabına, yani manevi vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, yani o nimetlerden aldığımız tadı ve lezzeti Cenab-ı Hakk'a şükretmeye bir vesile yaptığımız zaman, o dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i binihaye-i ilahiyenin hadsiz matbaalarına şakir bir müfettiş, hamid bir nazır-ı alikadr hükmündedir. Bu noktadan baktığımız zaman o tat alma hissimiz, kuvve-i zayikamız Cenab-ı Hakk'ın matbaasında pişen, mutfağında pişen o nimetlere şükreden ve o nimetlerin kadrini takdir eden bir müfettiş hükmüne geçer. Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa, sadece işte alıp yesek yine bir tat alırız. O zaman o dildeki kuvve-i zayika bir nazır-ı âli kadr makamından, yani o nimetlerin kadrini takdir eden o nazır makamından, batın fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derekesine sükut eder, alçalır. Sadece ne olur? Tadı güzel olanları yemek, tadı kötü olanları yememek şeklinde bir kapıcı, bir bekçi konumuna düşer. Evet. Nasıl rızkın şu hizmetkarı şükürsüzlükle bu derece sükut ediyor, bu kadar alçalıyor, öyle de rızkın mahiyeti ve sair kademeleri, sair hizmetkarları dahi sükut ediyorlar. En yüksek makamdan en etna makama inerler. Kainat halıkının hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyette düşerler. Evet, yani aslında burada kainat halıkının hikmetine, nedir hikmet? İşte az önce bahsedilen o fıtri şükür. Hikmet burada gizli. Ama insan zişvur olduğu için o efendim gayri şuuri olan o fıtri şükrün üzerine bir de şuuri olan şükrü ilave etmesi gerekiyor. Yoksa bütün mahlukat Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere, rızıklara fıtri bir şükür ediyor. Ama akıl vasıtasıyla bizim o şükrü fıtriliğin yanında hali ve hali bir duruma getirip halimizle ve sözümüzle, fiilimizle de onu göstermemiz gerekiyor. İşte bu nasıl gösteriliyor? Bediüzzaman Üstad Hazretleri bize bir ölçü veriyor. Şükrün mikyası diyor. Şükrün ölçüsü ne? Onu söylüyor. Şükrün ölçüsü kanaattir, iktisattır, rızadır, memnuniyettir. Allah'ın verdiğine kanaat etmek, onun verdiğini ısraf etmeden iktisatlı bir şekilde kullanmak,
Allah'ın verdiğine rıza göstermek ve memnun olmak. Kim şükrediyor? İşte kanaat eden, iktisat eden, rıza gösteren ve Allah'ın verdiğine memnun olan insan şakir bir insandır. Peki bunun zıttı şükürsüzlüğün ölçüsüne? Evet. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır, ısraftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rast geleni yemektir. Peki kim şükretmiyor, kim şükürsüzdür? İşte onun ölçüsünü veriyor. Bir adam hırs gösteriyorsa, yani çalışmasının sonuçlarına, uğraşılarının sonunda elde ettiğine kanaat etmeyip hırs gösteriyorsa, Allah'ın nimetlerini ısraf ediyorsa, Allah'ın nimetlerine hürmet göstermeyip hürmetsizlik gösteriyorsa, helal haram demeyip rast geleni yiyorsa, bu adam da şükretmeyen, şükürsüz bir insan demektir. Evet, hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir, hem vasıtayı zillettir. Hatta hayat-ı içtimaiye sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Bakın bir karınca örneği üzerinde. Ne kadar çalışkan bir hayvan. Ne kadar gayretli bir hayvan. Ama bakın Üstad Hazretleri'nin niye o yerlerde biraz sonra örnek vereceği arı niye başımızın üstünde güzel bir misalle getiriyor. Yani kanaat ve hırs arasındaki ilişkiye örnek. Yoksa burada arının çalışkanlığına bir söz yok. Ama bakın oradaki hırsın neticesi. Evet, ne diyor? Hatta hayat-ı içtimaya sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğday kâfi gelirken elinden gelse binler taneyi toplar. Yani ihtiyacından daha fazla topladığı için o gösterdiği hırs. Ve dolayısıyla o gösterdiği hırsın sonucunda da ortaya çıkan bir durum yerde dolaşır. Peki arının durumu ne? Güya mübarek arı kanaatinden dolayı başlar üzerinde uçar, kanaat ettiğinden balı insanlara emri ilahiyle ihsan eder, yedirir. O da petekleri doldurur. İnsanlar giderler o petekleri, bir kısmını toplar, yerler, tüketirler, bir kısmını da arıya bırakır. Bakın birinin o kanaati, diğerinin hırsı. Birisi ayaklar altında hareket ediyor, eziliyor, diğeri başımızın üstünde güzel bir şekilde dolaşıyor. Evet, Zat-ı Akdes'in alemi zatisi ve en azami ismi olan Lafzullah'tan sonra Cenab-ı Hakk'ın Allah ismi ki Allah'ın adeta zatının alemidir, sembolüdür. En azam ismi olan Rahman rızka bakar. Allah'tan sonra Rahman ismi rızka bakar ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Hem Rahman'ın en zahir manası Rezzak'tır. Evet. Dolayısıyla aslında Rahman da rızka bakıyor ve rızkı bize gösteriyor. Hem şükrün envaı var, çeşitleri var. O nevilerin en camii ve fihristin umumisi namazdır. Bakın Üstad Hazretleri Elhamdülillah kelimesinden ta namazda okuduğumuz, yaptığımız hareketlere ve okuduğumuz surelere kadar şükrü geliştirdi ve şükrün en geniş manası namazdadır. Hem şükür içinde safi bir iman var, halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elma yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükür ile ilan eder ki o elma doğrudan doğruya desti kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir. Demesiyle ve itikad etmesiyle her şeyi cüz'i olsun, külli olsun onun desti kudretine teslim eder. Yani o elmayı yediğimizde ve elhamdülillah dediğimizde
onun geldiği kaynağın, onu bize göndereni hatırladığımız için dolayısıyla her şeyi cüz'i olsun, külli olsun Cenab-ı Hakk'ın desti kudretine, kudret eline teslim ediyoruz. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir, hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükürle beraber, şükürle beyan ediyor. İnsanı gafil, gafil olan insan, küfran nimetle ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir veçini söyleyeceğiz. Şöyle ki, lezzetli bir nimeti insan yese, ki hepimiz yiyoruz, içiyoruz, işte bu akşam hepimiz iftarımızı açtık, oruç tutmayan insanlar da akşam yemeğini yedi. Eğer insan o nimeti yedikten sonra şükretse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyve-i cennet olur. Bakın yedik, istifade ettik, vücudumuza dağıldı gitti. Bir kısmı da kazurat olacak, biraz söyleyeyim. Ama şükrettiğimiz zaman o aynı zamanda bir meyve-i cennet olur. Üstad Hazretleri diyor, burada elhamdülillah dersin, orada ahirette elhamdülillah yersin. Çünkü bir meyve-i cennet oldu şükür vasıtasıyla. Verdiği lezzetle Cenab-ı Hakk'ın iltifat rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle, Allah bize iltifat etti, bize bu nimeti gönderdi demekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevki veriyor. Bu gibi manevi lübleri ve hülasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip, yani bakın işin mana tarafını ulvi makamlara, cennete adeta gönderip, maddi ve tüfli ve kışri, yani işin maddi olan kısmını, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulat olup aslına, yani anasırla inkılap etmeye gidiyor. Evet, diğer tarafta da ne oluyor? Vücudumuzda bunların bir kısmı parçalanıyor, enerji olarak kullanılıyor, sonradan böbreklerle atıyor, bir kısmı da zaten sinir sistemine hiç atılmadan efendim kazurat olarak atılıyor, toprağa karışıyor, yine karbon oluyor, hidrojen oluyor, oksijen oluyor, azot oluyor. Çünkü yediğimiz karbonhidratlarında, efendim diğer tarafta proteinlerinde, yağlarında, vitaminlerinde temel maddeleri bu dört madde. Dolayısıyla ne oluyor? Yeniden anasırına inkılap ediyor. Yani yedik, sindirdiğimiz ve enerjiye inkılap edeni de, efendim sindirilmeden dışarı atılanı da netice itibarıyla anasıra inkılap ediyor. Unsurlara, yani o ana maddelere, elementlere dönüşüyor. Evet. Eğer şükretmezse insan, meyve-i cennet oldu, tüflü, kışrı olan kısmı, maddi olan kısmı yine gitti efendim, anasıra dönüştü. Ama insan şükretmediği zaman o muvakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Yani yine şükredeninki de fazlalığı kazurat oluyordu. Ama o meyve-i cennet olan kısmı ayrık oluyordu. Evet. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kavrulur, kömüre dönüşür. Şükürle zahir rızıklar, daimi lezzetler baki meyveleridir. Cennetin birer meyvesi hükmüne geçer. Şükürsüzlük, şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muvakkat bir lezzetten sonra kazurattır. Dolayısıyla gidip o şekle dönüşecek bir şekildedir. Evet. Enva-i zihayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami, bütün esmasına ayna olabilecek bir ayna ve bütün rahmetin hazinelerinin müdaharatını tartacak. Cenab-ı Hakk'ın bütün rahmet hazinelerinin tamamını tartabilecek, tanıyacak, cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin, vaziyetlerinin, inceliklerini mizana çekecek aletleri havi bir halife-i arz suretinde kabul etmiştir. Allah insana
öyle bir donanımla yaratmıştır ki Cenab-ı Hakk'ın esmasını anlayacak, tanıyacak ve verdiği nimetlerin hepsinin tartıp şükrünü eda edebilecek bir kapasitede Allah insanoğlunu yaratmıştır. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hadsiz envaına muhtaç etmiştir. İnsanı bu camiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Yani insanoğlunun Allah'ın vermiş olduğu bunca nimeti anlayabilmesi, tanıyıp tartabilmesinin kapasitesi var. Ancak bunun yolu, yordamı da şükürdür. İşte biz öyle bir aydayız ki, öyle bir rahmet ayındayız ki, öyle bir gufran ayındayız ki, bakınız onunla ilgili Üstad Hazretleri bu şükrü hakkıyla yerine getirebilmenin ayı olarak gösterdiği Ramazan için ne diyor? Diyor ki işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. İşte bizim o Allah'ın bize vermiş olduğu bunca nimetleri tanıyıp, tartıp, hakiki olarak şükrünü eda edebilmemiz için Ramazan ayında o anahtar var. O kapıyı açacak şifre var elimizde. Niye? Çünkü diyor, sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, mesela yeme içme rızkı noktasında insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri için çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Çok nimetin kıymetlerini anlayamıyoruz. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Yani düşününüz, bugün oruçluyuz, bir müddet sonra iftarımızı açacağız. Şu an için bir parça kuru ekmek bizim dünyamızda çok değerli. Çünkü ona ihtiyacımızı tam hissediyoruz ve dolayısıyla bakın bize o nimetin kadrini, kıymetini anlamamızın kapısını açıyor, şifresini veriyor. Evet, halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Evet, aç olduğumuz zaman kuru bir parça ekmekteki lezzet gerçekten yüksektir. Tok olan adamın baklavadan alamayacağı lezzeti aç adam bir parça kuru ekmekten alır. Bakın bize nasıl o şükretmemizin kapılarını açıyor. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar oluyor. Evet, tabii ki Ramazan'ın hikmeti sadece bu değil ama şükürle alakadar olduğu için sadece bir kısmını okuduk ve bize nasıl bir o hazineyi, şükür hazinesinin kapısını nasıl açtığının şöyle bir şifresini gördük ve dolayısıyla en zenginden en fakire kadar herkes Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle, yani yeme içmeden men edilmiş olması cihetiyle, o nimetler benim malım, mülküm değil. Ben onların tenavülünde, onları yemede, içmede hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Bakın, benim olsa istediğim zaman yerim. Madem ki izin verilmediği zaman yiyemiyorum, o zaman bu nimetler benim malım, mülküm değil. Ben onların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Başkası bana bu nimeti veriyor. Allah veriyor. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün
anahtarı hükmüne geçer. Cenab-ı Hak bizi bu şükrü hakiki anlamda anlayan ve bu şükrü hakiki anlamda yerine getiren, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetleri hakiki manada şükrünü eda eden kullarından eylesin. Tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.